etmek, Allah'ın rızasını gözetmek. 7 çarpı 3 artı 9. Evet. Artı 7 eksi 9. Ne bu şimdi? Ne biçim şey? Zara? Ne oldu? Ne bu halin böyle? Özür dilerim Nusa. Ama bir arkadaşım beni o kadar sinir ediyor ki. Moralin mi bozuk? Yüzün niye asık? Çok sinir bozucu. Arkadaşıma çok sinirleniyorum. Çünkü o bana hiç dürüst, hiç de davranmadı. Kime sinirleniyorsun ki? Çünkü normalde sinir edici sen oluyorsun. Sonra arkadaşım kağıt kaplayarak tavşan yapmak için benden yardım istedi. Yaptık ve ondan sonra yüksek bir puan aldı ama bana teşekkür bile etmedi. Teşekkür mü etmemiş? Evet öyle. Hatta benim yaptığım tavşana çirkin dedi. Halbuki onunkini de ben yapmıştım. Sen ihlaslı ol, helal et. İhlas mı? Nasıl ihlaslı olabilirim ki ben? Eğer birine iyilik yaptıysan ve o biri sana karşılığında iyilik yapmazsa sen sinirlenme. İhlaslı ol. Birinden bana teşekkür etmesini beklersem o zaman ihlaslı değilim mi demek oluyor ki? Nusa, sen ihlası kimden öğrendin bakalım? Ha? Annemden öğrendim. Ne zaman öğrendin peki? Bu aleti takmak zorunda kaldığımda çok ağladım ve hayal kırıklığına uğradım. Artık ihlaslı mı oldun? Nasıl olabildin? Oldum tabii ki. Nitekim annem hiç Allah'a şikayet etmedi. Ve ayağımın böyle olmasına rıza gösterdi. O yüzden annem tam ihlaslı ve rızayla benim böyle olmamı kabul etti. Allah'ın kaderini kabullendim. Vay be, Nusa harika biri. O zaman benim de daha çok şükür etmem lazım. Abi teşekkür ederim. Bana ihlası öğrettiğin için çok teşekkürler abi. İşte bu. Artık moralim bozuk değil, değil mi? O zaman bana bir bardak su. Susuz kaldım. Neden emrediyorsun? Ama biraz önce sana bir şey öğrettim ya. O zaman sen ihlaslı bir şekilde öğretmemişsin öyle değil mi? Evet haklısın. Ne yapıyorsak sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yapalım. Allah bizi sevse yeter. O zaman her şey daha güzel olur. Teşekkür etmenin en güzel şekli. 98 eksi 13 eşittir 85 artı 173. Evet. Allah'ım. Kağıt doldu. Ra. Rara. Tersen, tersen. Çok Ra. Rara. Hı? Bana çekmeceden A4 kağıdı getirir misin? A4 kağıdı mı? Evet. Televizyon masasında mı? Acelem var. Ödevimi yapmaya çalışıyorum. Tamam. Tavşan, tavşan. Rara acele et. Tamam, tamam. Eğer bu da buna eklenirse... Al bakalım abi. Ra, bu değil. Bu origami kağıdı. Allah'ım. Bu değil mi? Ben senden A4 kağıdı istemiştim. Beyaz olandan. Bunun gibi. Tamam tamam. Üzgünüm. Hangisi olduğunu bilmiyordum. Aman ya Rabbim. Acele et Ra. Tamam tamam.
Sanırım bu onun istediği A4 kağıdı. Aman Allah'ım Ra! A4 kağıdını getirmen neden bu kadar uzun sürdü? Geliyorum. İşte istediğin A4 kağıtları. Bunlar değil mi? Ya Rabbim. Senden sadece bir adet kağıt istedim Ra. Ha? Neden hepsini getiriyorsun? Ver bakalım. Ödevimi bitirmek için zaten geç kaldım. Bir kağıt getirmek neden bu kadar zor? Çok sinir bozucu. Ha? Bana şunu getir bunu getir diye emrediyor. Neden kendi kendine mırıldanıyorsun Ra? Ne oldu? Abim Nusa bütün gün bana bir şeyler yapmamı emrediyor. Sonra ben yapınca da hiçbir şey söylemedi. Neden olabilir ki? Rara! İçeceğim nerede? Estağfurullah. Bunun onun içeceği olduğunu unutmuşum. Hay Allah nasıl olur? Abi bir dakika geliyorum. İşte böyle yine dolduralım. İşte abi. Masanın üzerine koy Ra. Görünüşe göre birileri ödevleriyle çok meşgul. Anne, seni Ra zannettim. Susadığımı da nereden biliyorsun? Çok teşekkür ederim anne. Bunu sonra içeceğim. Nusa abi, sana kağıt getirdiğimde niye bana böyle teşekkür etmedin? Lütfen bile demedin. Bütün gün emirler yağdırdın bana. Nusa, Rara'nın söylediği doğru mu? Evet anne. Ödevimle o kadar meşguldüm ki. Lütfen demeyi unuttum. Özür dilerim Ra. İkiniz de şunu unutmayın. Ne zaman birilerinden yardım isteyecek olsak, lütfen demeyi ve teşekkür etmeyi unutmamalıyız. Ve iyi dinleyin. Cezakallahu hayran. Allah sana hayırlı mükafat versin duasıyla karşılık verin benim güzel çocuklarım. Tamam mı? Tamam anne. Benim teşekkürüm nerede? Sana o kağıdı getirdiğimi unuttun mu yoksa? Tamam. Cezakallahu hayran benim iyi kalpli, sevimli ve şirin Ram. Şu tatlılığa bak, o yanaklara bak. Tabii ki Nusa abi. Bunun cevabı nedir anneciğim? Peki buna ne cevap verin? Cezakallahu hayran denir yavrularım. İnşallah Allah sana da iyilikle karşılık verir. Ve cezakallahu hayran Nusa abi. Kim kendisine yapılan bir iyiliğe karşı bunu yapana cezakallahu hayran derse teşekkürü en mükemmel şekilde yapmış olur. Elhamdülillah. Benim iyi kalpli abim. Lütfen. Yemekten sonra kendi tabağını ve bardağını yıkayabilir misin? Tamam mı? Tamam. Teşekkürler. Benim iyi kalpli Nusa abim. Biz kimiz? Bu nedir acaba? Güzelmiş, dönebiliyor. Bunları sanki önceden görmüştüm. Şekere benziyor ama değil. Estağfurullah canavar! Nusa! Beni korkuttun. Ne yapıyorsun? Buna güneş sistemi denir. Bu niye burada? Güneş sistemi ne ki? Güneş sistemi, güneş ve etrafında bulunan gezegenlerden oluşan topluluğa denir. Şuradaki en büyük olan yeryüzü değil mi? O zaman biz burada yaşıyoruz, öyle değil mi abi? Ha? Hayır. Yeryüzü şu küçük olan... Yeryüzümüz küçüktür. Hele biz daha da küçüğüz. Anladım.
Peki ya dinozorlar? Dinozorlar kocaman oldukları halde gökten bakılınca da görünmüyorlar. Aa, öyle mi? Ah, şimdi fark ettim de. Evren gerçekten çok büyükmüş. Ha, bunların hepsini Allah mı yaratmış? Evet. Zaten Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda anlayabiliriz bu konuyu, nasıl olduğunu, Allah'ın evreni nasıl yarattığını. Anladın mı kardeşim? Vay canına, ne kadar da havalı. Havalı mı? Tabii ki havalı. Hem çok havalıyım, hem havalı, hem zekiyim. Değil mi Rara? Ha? Anne, ben acıktım. Rara. Evrenin bütün güzellikleri, güzelliği sonsuz olan Allah'tan geliyor. İsraf etmeyelim. Hay Allah'ım. Rara! Kaç defa söyledim sana? Yemeklerini tamamen bitir, hiç kalmasın diye. Tamam anne. Yakalanmışsın. Bir de televizyonu izlemiyorsanız açık kalmasın oğulcum. Yakalanmışsın. Işıkları da. Gün aydınlanmışsa kapatın ışıkları. Sürekli açık kalmasın. Bir de su. Dün çeşmeyi açık bırakmışsınız. Lavabodan su taşmış. Ne oldu? Senin yüzünden. Ben mi? Sendin ama. Ben mi? Tamam. Siz israf ediyorsunuz. Bu savurganlıktır. İsraf edenler şeytanın arkadaşı oluyor. Estağfurullah. Nusa, anneme ne oldu? Neden sürekli sinirleniyor? Nasıl sinirlenmesin ki? Dün su taşmış. Kapatmayı unutmuşsun. Sendin değil mi? İyi. Sen de ışıkları kapatmayı unutmuşsun. Öyle değil mi? İsraftır. Peki, o zaman bundan sonra hiç israf etmeyeceğiz, tamam mı? Tamam, anlaştık. Ben dururum. Neden bu? Ben dururum. Ra, suyu geri aç. Gözlerimde sabun var Ra. Suyu fazla harcama. İsraf etme. Ra. Dur, fazla olmuş. Biraz bekle. Tamam. Hay Allah'ım Nusa. Öyle olmaz ki. İşte bu kadar. Şimdi oldu. İsraf etmeyin derken kastım bu değildi. Kendinize işkence ediyorsanız bu doğru değil. İşkence mi? Ne demek istedin anne? İhtiyaç dışında harcanan şeylere israf etmek denir. Başkalarının haklarını kısmak değil. Kediniz Antay'a bakın. Yazık. Yemeğini kısmışsınız. Aç kalmış hayvancağız. Özür dilerim Anta. Gerçekten üzgünüm. Sağ ol anne.
bize öğrettiğin için. İnşallah bundan sonra israf etmeyeceğiz. Allah'a şükür. O zaman israf etmemek için sizin harçlıklarınızı kısacağım biraz, tamam mı? Allah israf edenleri sevmez. İhtiyacımıza göre tüketelim ki başkalarının hakkına girmeyelim. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Selamünaleyküm anne. Aleykümselam. Kur'an dersiniz nasıl geçti? Elhamdülillah. Bugün bir sure daha öğrendim. Maşallah. O zaman ezberin artmış. Ne güzel. Ben de anne. Ha? Sen de mi? Birçok hadis ezberledim. Allah'ıma çok şükür. Harikasın. Tabii ki. Anta! Dur. Kıpırdama. Anta yaramaz kedi! Ne var? Yaramaz kedi seni. Nusa, ama Anta kasıtlı olarak yapmamış. En sevdiğim oyuncak kırıldı. Yaramaz kedi. Yaramaz kedi. Bir daha yapma, tamam mı Anta? Nusa abi, öfkeyle kalkan zararla oturur. Bununla ilgili hadis var. Kızma ki cennete layık olasın. Olmaz. Hala kızgınım. Nusa abi, otur bakayım. Güzel. Bu babamdan hediye. Çok nadir bir füze. Hala kızgın mısın? O zaman uzan bakayım. Sen de ne yapmaya çalışıyorsun? Maşallah Nusa. Kardeşim bir hadisten hareket ederek senin kızgınlığını söndürmeye çalışıyor. Onun niyeti güzel. Kızmak şeytandan geliyor. Ve Allah tarafından hiç beğenilmiyor. Eğer hala kızgınsan, o zaman git abdest al. Estağfurullah. Doğru. Affet. Kızgın kalmak istemiyorum. Sevimli kedi seni. Anta! Nusa, git abdest al. Üzücü olaylar bizi kızdırsa da küsmek yoktur. O yüzden cennet affedebilenlere daha yakındır. Annemizi çok seviyoruz. Bu tamam. Anta'ya mama vermek tamam. 2 TL. Bu kadar yeter. Şimdilik yapacakları görev bu kadar. İnşallah çocuklar kendi ayakları üstünde durmayı öğrenebilirler. Nusa! Rara! Ben gidiyorum. Tamam anne. Allah'a emanet ol. Lütfen çabuktan anne, lütfen. Tamam. Ama ben gitmeden önce evde yapılacak görevlerin listesini vermek istiyorum. Eğer yaparsanız size hediye vereceğim. Böylece biriktirirsiniz. Tamam anne. Hepsini yapayım ki bütün hediyeleri ben alayım. Bencillik yapma. Ben de hediye almak istiyorum. Görevleri birbirinizle paylaşın ki herkes hediye alabilsin. Hadi gidiyorum. Sakın kavga etmeyin. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ben odayı temizleyeceğim.
yeri sileceğim ve bahçeyi süpüreceğim. Böylece 20 TL alabilirim. Ne güzel. Annem dedi ki görevler ikiye bölünsün. Nasıl oldu da bana sadece bunlar kalmış? Bardakları yıkama 2 lira. Tabakları yıkama 2 lira. Çöp atmak. Antaya mama verme. Toplam kaç para? 8 TL yapar. Fena değil, değil mi? Ama sen daha fazla alıyorsun. Adil değil. Tamam. O zaman adaletli olsun diye hepsini beraber yapalım. Sonra hediyeleri aramızda bölüşürüz. Tamam mı? Anlaştık. Bitti. Bu senin yemeğin Anta. Güzel kedi. Yoruldum. Benim de öyle. Her yerim ağrıyor. Anneme acıyorum. O daha da çok yoruluyordur. Estağfurullah. Haklısın Rara. Annemiz bütün hepsini tek başına yapıyor. Selamünaleyküm. Bu ne? Bedava mı? Nusa, Rara. Anne. Görevleri yaptınız mı? Yaptık anne. Peki, görevler neden bedava olmuş? Hediye istemiyor musunuz? Evet. İstemiyorum. Önemli olan annemiz için bütün görevleri bedava yapmak. Maşallah. Sizi daha da çok seviyorum evlatlarım. Seni seviyorum anne. Seni seviyorum Bera. Seni seviyorum Nusa. Anne sevgisi güneş gibidir. Hep veriyor, karşılık olarak hiçbir şey istemiyor. İyilik yapmak çok kolay. Esselamu aleyküm anne. Berara'nın evi. Ve aleyküm selam güzel kızım. Evde ne yapıyorsun anneciğim? Anne Rara'nın eve dönmesini bekliyor. Canımın nesi var acaba? Anne, tavşanı biliyorsun öyle değil mi? Bugün okulda Rara'nın arkadaşının üzerinde oyuncak tavşan olan bir çantası vardı. Çok şirin. O tarzda bir çanta alabilir miyim? Bu çantan hala iyi durumda. Evet anne. Ama bir çantam daha olursa ara sıra çantalarımı değiştirebilir. Böylece sıkılmamış olurum. Neden sıkılmak zorundasın? Baksana başörtüme. Annem bu başörtüsünü takmaktan hiç sıkılmıyor mu? Temiz, giyilebilir ve kullanılabilir olduğu sürece sıkılmaya gerek yok Ra. Bu ayrıca babanın hediyesi ve özel bir başörtüsü. Rara? Evet anne. Hala oruçlu musun? Tabii ki anne. Elhamdülillah. İyi o zaman, aferin. Hala hafif. Yetmez gibi. Ne yapıyorsun ha? Bugün
akşama kadar oruçlusun değil mi? Hı hı. Güzel. Akşama kadar oruç tutabilirsen sana bir hediyem var. Elhamdülillah. Saklamalısın. Çok teşekkür ederim. Rara'nın cennete gitmesi için dua edecek. Amin. Hmm. Bir dakika. Helal değil mi? Hı? Bu parayı nereden buldun ki bakalım? Ha, tabii ki helal. Ben Allah'tan isterim. Hmm. Allah'tan mı istiyorsun? Rızık Allah'tan. Plastik çöpleri toplama çabamdan Ra. Su şişesi, şampuan şişesi gibi plastiklerin hepsini topluyorum. Çoğalınca da gidip eskiciye para karşılığında satıyorum. Anladım. Çanta yırtılmış. Anta. Bence artık yeter. Elhamdülillah. Ailece orucumuzu açmak nasip oldu. Nusa ve Rara. Hadi teravih namazı için hazırlanalım. Tamam anne. Anne. İşte biraz para. O? Rara yeni çantamı almak istiyor. Bu parayı anneye yeni başörtüsü almak için biriktirdim. Maşallah Rara. Canım kızım benim. Paranı biriktirebilmişsin. Rara. Annenin sana vereceği bir şey var. Esselamu aleyküm canım kızım. Rara'nın bu sefer yaptığı şey anne ve babasını gerçekten gururlandırıyor. Rara'nın yaptığı her iyilik daha çok iyiliği de beraberinde getirecektir. İnşallah Allah'ımız bu Ramazan ayında sevaplarını çoğaltır. Hep iyilik yap, tamam mı canım? Çünkü iyilik yapmak kolaydır. Anne ve babana iyi bir evlat olduğun için teşekkür ederim cici kızım. Umarım bu çanta babanı özlemene vesile olur Rara. Vay! Wow! Teşekkürler anne. Bu çanta çok şirin. Bak, Allah vaadine her zaman sadıktır. Bir şey dilersen Allah'tan iste. O zaman alırsın. Şuna bak Nusa. Çok şirin bir çanta değil mi? Evet, evet. Teşekkürler anne. Evet canım. İyilik yapmak kolaydır. Samimiyet ve ihlasla yapınca da Allah'a ibadet olur. Rara'nın yeni arkadaşı. Kıvırcık. Bu yapraklara ne olmuş? Bu da? Allah Allah. Estağfurullah! Anne! Estağfurullah! Ne oldu Rara? Ne oldu Rara? Bu kimin koyunu anne? Oo, bu babamızın koyunu Ra. Bu babamızın koyunu ha? Annem önce buna evde bakalım dedi.
Bakmak mı? Rara'nın evine hoş geldin Kıvırcık. İşte bu Anta. Tanıştırayım. Kıvırcık? Evet Kıvırcık. Beyaz koyun. Aman Allah'ım. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bir rüya gördü. Allah tarafından en sevdiği oğlu Hazreti İsmail'i kurban etmesi istendi. İtaat ve takvalardan dolayı ikisi de Allah'ın emrini yapmaya karar verdiler. Hazreti İsmail de kurban olmaya razı oldu. Öz babası tarafından. Aman Allah'ım. Kurban edilmek üzereyken Allah Hazreti İsmail yerine bir koç gönderdi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam şaşkındır kurban etmeye razı olduğu, çok sevdiği, çok düşkün olduğu oğlu kurtulmuştur. Hem de sağ salim. Ve ikisi de Allah'ın takva imtihanını başarıyla geçmişlerdi. Ve Kur'an'da bu hadise Saffat Suresi 101 ila 103. ayetlerde bize çok geniş bir şekilde anlatılır. Maşallah. Yani şimdi bu yüzden her kurban bayramında kurban kesmemiz isteniyor değil mi anne? Tamam Ra, kıvırcığı sonra camiye götürürüz. Kıvırcık, arkadaşım olduğun için teşekkür ederim. Rara seni hiç unutmayacak. Asla Kıvırcık. Annem dedi ki, kurban Allah içindir. Anladın mı? Sen üzgün müsün Rara? Ha? Kıvırcığa veda ettiğim için üzülüyorum tabii ki. Merak ediyorum abi. İbrahim peygamber, İsmail peygamberden ayrılacağında ne hissetti? O da çok üzgün olmalı Ra. Ama bu Allah'ın emridir. Allah'a ve peygamberimize olan sevgimizi hiçbir şey yenemez. Üzülme Ra. Yarın kurban bayramı. Bayram yapacağız. Ve mangal. Wow. Ziyafet yapacağız. Oley. İşte bu. Mangal mı yapacağız? Evet, mangalda koyun eti. Koyun mu? Kıvırcık koyunu. Rara, Rara. Kurbanın gerçek anlamı, insanın Allah için her şeyini feda edebilecek olmasıdır. Ve Allah'ı bu dünyadaki her şeyden çok sevmektir. Emanete sahip çık. Bölüm 1. Nedir bu? Aa evet. Nusa abi, rokette ödünç alabilir miyim? Lütfen, lütfen. Ha? Neden böyle davranıyorsun? Ama ben öğretmenime söz vermiştim. Ne? Eğer roketi götürmeme izin vermezsen öğretmenim bana çok kızabilir abi. Herhalde izin vermeyecek. Baksana Ra. Ha? Evet abi. Çıkarken kapıyı kapatmayı unutma. Ha? Evet. Ben de sandım ki. Ah.
Hayır. Yine olmaz. Nusa. Ha? Seninle bir dakika konuşabilir miyim? Elbette anne. Nusa. Evet anne. Bu seferlik senden bir ricada bulunmak istiyorum. Rara'ya okul projesinde yardım etmen için. Yapabilir misin? Rara'ya yardım eder misin? Anneciğim, ben şimdi okula gidiyorum. Neden Nusa ile gitmiyorsun? Bu kez ben tek başıma gideceğim. Dikkatli ol. Beslenme çantanı kontrol etmeyi unutma. Evde bırakmadığına emin ol. Vav! Wow, bu gerçek mi abi? Roketi bana ödünç mü veriyorsun? Vav! Wow, evet. Elhamdülillah. Evet Ra. Kuralları sakın unutma kızım. Tamam mı? Lütfen hatırla. Tamam anne. Teşekkürler Nusa abi. Teşekkürler anneciğim. Evet. Roketi koruyacağım. Evet. Roket, 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 roket. Ra, dikkat et. Dikkat. Yakaladım. Oh kızım. Elhamdülillah. Dikkatli ol. Sakin olun. Öğretmenim, ben geliyorum. Abi anne, hoşça kalın. Esselamun aleyküm. Anne. Şiu, şiu, şiu. Ve daha sonra da aşağı indi. Şiu, yani yeryüzüne indi. Elhamdülillah. İşte hikaye bu kadar arkadaşlar. Evet çocuklar, işte Rara'nın hikayesi de bu. Hadi hep beraber onu alkışlayalım. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bize uzay roketinden ve hikayesinden bahsettiğin için teşekkür ederim Rara. Evet, bu burada dursun. Bakkal amca, işte para. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Güzel ve sevimli Rara. Esselamün aleyküm, ben geldim. Ve aleyküm selam. Hikaye anlatımın nasıl geçti? Başarılı geçmiş olmalı. Elhamdülillah. Başarılı geçti. Elhamdülillah. Neyse, artık roketi bana geri verebilirsin. Evet, doğru. Roketi sana geri verecektim tam. Hadi. Nerede? Yok. Ciddi misin ya? Bununla ilgili şaka yapma. Nasıl olur? Eve gelirken çantama koymuştum ama şu anda bulamıyorum onu. Sonra? Tam da buraya koymuştum. O nerede? Doğruyu söylüyorum abi. Yani roket gerçekten kayboldu mu? Sözüne sadık değilsin. Annemin ricası olmasaydı onu ödünç almana izin vermezdim. Bak işte, gördün mü? Roket kayboldu. Özür dilerim Nusa abi. Nusa, sakin ol yavrucuğum. Önyargılı olmamalıyız canım. Belki de Rara'nın söylediği doğrudur. Ya gerçekten de dediği gibi roket onun çantasındaysa olamaz mı? Güzel oğlum, olaylara her zaman hüsnü zanla güzel bakmalıyız, tamam mı? Olur mu? Allah'ım, inşallah babamın bana hediye ettiği roket bulunur. Amin. Aha! Bir fikrim var. Nusa abi, roketi ödünç alabilir miyim? Yani roket gerçekten kayboldu mu? Özür dilerim Nusa abi. Hüsnü zanla güzel bakmalıyız. Allah'ım, inşallah babamın bana hediye ettiği roket bulunur. Amin. Emanete sahip çık. Bölüm 2. Evet, burayı da çizelim. Ve bitti. Hadi Anta. Hah.
Kötü kokuyor. Anne, abiminki gibi bir roketi nereden alabilirim, biliyor musun? Roket nereden satın alınır mı? Babanı daha sonra arayıp sorsam olur mu canım? Sence ücreti ne kadardır anne? Çok pahalı. Babam o roketi uzak bir yerden almıştı. O roket sınırlı sayıda üretilmişti. Ve bir daha böyle bir roketi kimse satın alamaz Rara. Anne, sanırım Nusa abim bana hala kızgın. Bana dedi ki ben emanet ehli biri değilmişim. Bu ne demek oluyor anne? Bak canım kızım, emanet ehli güvenilir olan veya güven duyulabilen demektir. Yani bu abimin bana bir daha güvenmeyeceği anlamına mı geliyor anne, öyle mi? Öyle değil canım kızım. Belki kardeşin Nusa ilk duyduğunda hayal kırıklığına uğramıştır. Ve ikimiz de biliyoruz ki sen ona zaten gerçeği söylemiştin. Evet. Bunu bilerek yapmadın ve ayrıca etrafa ilanlar vererek roketi bulmaya çalıştın. Yaptığın doğrular boşa gitmez. İnşallah yaptığın tüm doğrular çoktan sevap olarak yazılmıştır. Çabaların Rara'nın cesur ve sorumluluk sahibi olduğunu gösterir. Tamam mı? Lütfen beni affet anneciğim. Acaba bu oyuncağı buraya kim bırakmış olabilir? Bu kimin roketi acaba? Rara bir roket arıyordu herhalde. Aradığı roket bu olmalı. Evet öyle. Nusa? Hala Rara'ya kızgın mısın? Kime kızgın mıyım anne? Hala üzgün müsün? Babamın aldığı roket kaybolduğu için üzgün oldum mu sanıyorsun? Gerçekten değilim. Allah'a karşı hep iyi düşünmemizi hatırlatan sendin anne. Demiştin ki bir şeyler elimizden gitmişse ihlaslı, samimi olalım. Bunu kabullenelim, değil mi? Maşallah. Annesinin akıllı oğluna bak. Elhamdülillah. Anne, cuma namazını kılayım. Evet. Evet canım, dikkat et. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Hey, Nusa. Nusa evladım. Bir dakika bakar mısın? O nedir bakkal amca? Bu senin kaybolan roketin olabilir mi? Elhamdülillah. Sonunda bulundu. Babamın hediye ettiği roket. Çok teşekkür ederim bakkal amca. Çok güzel. Bu roketin senin olduğuna çok sevindim. Evet. Kız kardeşin Rara'ya da teşekkür etmeyi unutma sakın, tamam mı Nusa? Rara mı? Evet. Bir oraya bir buraya broşürler yapıştırıp onu arıyordu Rara. Herhalde bu oyuncağı çok seviyordu. Ona da teşekkür etmeyi unutma. Anlaşıldı. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Lütfen beni affet Rara. Roketi gerçekten bilmeyerek kaybetmişsin. Senin çabaların ve broşürlerin sayesinde roketim şimdi bulundu. Teşekkür ederim Rara. Evet, rica ederim. Bir daha kaybetme olur mu? Tamam. Şimdi de uykusunda konuşuyor. Sen iyi ve güzel düşün. Her şeye olumlu bak ve Allah'a güven. Sen üzerine düşeni yap, sonra ona tevekkül et. Her şeyi ona havale et. Böylece huzur ve mutluluk yakınında olur. Arkadaşlar, videolarımızı beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere destek
destek verdiğiniz için teşekkür ederiz.